topraklarda sürekli genç kadınlar kaybediliyor, şüpheli şekilde ölü bulunuyor ya da küçük çocuklar bir şekilde ortadan kayboluyor. Daha önce Leyla çocuğu hatırlayabiliriz. Bunun tabii ki de iktidarın, bu devletin erkek egemen politikalarıyla çok büyük bir ilişkisi var. Çünkü ciddi anlamda bir cezasızlık politikası söz konusu. Küçük çocukların istismara uğradığı, kadınların bir şekilde şüpheli şekilde öldürüldüğü, tacize uğradığı, tecavüze uğradığı bir tabloda erkekleri, katilleri, failleri adliyelerin ön kapılarından alıp arka kapılarından serbest bıraktıkları bir tablo var. Dolayısıyla bu birbirine cesaret veren bir şey. Nadine için biraz ailenin en azından hala şüpheli duruyor. Kendi devletle kurduğu hukukun tartışılır bir pozisyonda. Dolayısıyla bunun da incelenmesi gerekiyor. Yayın yasağı getirerek tartışılmasını, bir kamuoyu oluşmasını engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada devletle ilişkisi söz konusu. Bunun açığa çıkartılması gerekiyor. Toplumsal olarak bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Sadece kadın hareketinin bir meselesi değil bu. Bir çocuğun kaybedilmesi bütün toplumun gündemini alması gereken bir mesele. Bugün bu topraklarda büyük bir toplumsal çürüme yaratılmaya çalışılıyor. İnsanların bu tip meselelere, toplumsal meselelere duyarsız kalmasını yaratmaya çalışıyorlar. Bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için bütün toplumu, herkesi buna ses çıkarmaya çağırıyoruz biz de. Feminist gece yürüyüşlerinde, kadın eylemlerinde, gece baskınlarıyla, şafak operasyonlarıyla gözaltı yapan devlet 8 yaşındaki bir kız çocuğunu bulamıyor. 20 haneli bir köyde Nari'nin amcası tutuklandı, Salim Güran, ama buna dair bir açık seçik bilgi de bizlere, kamuoyuna verilmiyor. Erkekler kadınları kaybediyorlar, çocukları istismar ediyorlar, kaçırıyorlar, öldürüyorlar, şiddete maruz bırakıyorlar, ama büyük bütün bir toplum, devlet, yargı, hukuk hepsi birlikte de bunu koruyorlar. Narin'de de olduğu gibi bütün bir köy susuyor, medya susuyor, yayın yasakları getiriliyor ana akım medyada. Buna ses çıkarmayıp bu yasaklara uyum sağlıyor ya da yasaklardan önce daha sansasyonel bir bilgi akışı şeklinde bir polisiye romana çevirmeye çalışıyorlar bu hikayenin kendisini. Fakat bizim için televizyonlarda izlenecek, hakkında konuşulacak bir mesele değil. Bir kız çocuğunun, bir kadının kaybı. Bizim hayatlarımız, yaşamlarımız her an erkekler tarafından tehdit ediliyor aslında. Erkekler tarafından, devlet tarafından, polis tarafından tehdit edilir halde. Bizler de buna karşı hem sokaklarda, hem evlerimizde, hem iş yerlerimizde, hem okullarda mücadele sürdürmeye devam ediyoruz. Narin için de mücadele sürdürmeye devam edeceğiz. Narin ne ilk, bu koşullar altında sonda olmayacak gibi duruyor. Rabia Naz'da da benzer, belki daha katmerli bir şey yaşadık. Gülistan Doku da kaybedildi. Gülistan Doku kaybolalı yıllar oldu. Yıllardır Gülistan Doku yok. Gülistan Doku'nun ne öldüğüne dair bir bilgi var, ne yaşadığına dair bir bilgi var ve bir takım ifadeler, bir takım tutanaklar kayıtlardan silindi ve Gülistan Doku'nun faili de korunuyor oldu. Bunu aynı şekilde Yeldana Kahraman'da da gördük. Nadire Kadirova'da da gördük. Kadınlar da öldürüldüğünde failleri korunuyor, aklanıyor ve bu cezasızlık politikaları da erkeklere, kadınları ve çocukları öldürmek, şiddet uygulamak için güç veriyor aslında. Ama bizim yaşamlarımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Hayatta kalmak için yaşamlarımıza sahip çıkmak, erkeklerle, erkek şiddetiyle, patriarkayla mücadele etmek zorundayız. Biz de bunu her yerde sürdürüyor olacağız. Nari'nin, Rabia Naz'ın, Gülistan Doku'nun sesi olmaya devam edeceğiz.